Tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yıllar önce verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi uzun süre yanımda kaldı. Acun da 10-15 yıllık talebemdir açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar'la fotoğrafları basında yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in de hakkında çarpıcı açıklamalar yapmasının ardından Acun Ilıcalı hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalına katılarak cevap hakkını kullanan Ilıcalı Adnan Oktar meselesiyle ilgili olarak 35 yıl önce gitmiştim. Bir iki sene kalmışım. Sonra saçma bulup ayrılmışım. 35 yıldır hiçbir temasım olmamış. Ne diyeyim şimdi ben size dedi. Basında yer alan Adnan Oktar'lı görüntülerin üzerinden yıllar geçmesine dikkat çeken ünlü televizyoncu gelinen noktaya e yani diyerek Adnan Oktar'ı 35 senedir hiç görmediğini vurguladı. 19 yaşındaydım annemlerin rahmetli olduğu bir dönemdi. Manevi olarak yakın bulduğum insanlar onlarla görüşmüşlüğüm oldu. 35 sene önce 1,5-2 yıl sonra ortamın saçmalığını görerek ayrıldım diyen Ilıcalı, gazeteci Enver Aysever'in Adnan Oktar itirafçısı olan Ceylan Özgül'ün kendisiyle ilgili iddialarını sorması üzerine Ceylan Özgül'ü de hiç tanımadığını anlattı. Başka ünlü isimler var mıydı sorusu üzerine? Hayır, şöyle anlatayım. İlk olarak dinin, maneviyatın, iyi insan olmanın güzel bir şey olduğu konuşuluyordu. O yüzden ilgimi çekmişti o sohbetlere girme sebebimdi. Bir sorgu şebekesine girmedim o zaman öyle bir durum yoktu dedi. Terör örgütü lideri Fethullah Gülenle ilgili kendisi hakkında iddialara da yanıt veren Ilıcalı, Fethullah Gülen'i hayatında hiç görmediğini, tanımadığını söyledi. Konuyla ilgili televizyon arşivlerinden de bir örnek veren Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti. Cüneyt Özdemir'le programa katılıyorum. FETÖ olayları başlamadan önce programda dershaneleri soruyor bana. Cüneyt Özdemir ben evet. de e, aynen şöyle söyledim. E, dershanenin kapatılmasını destekliyorum dedim. E, yayında var zaten bu. Uzaktan, yakından, çaprazdan hiçbir alakam yok.